Evet, herkese günaydın. Bugün severek tükettiğim bir mantar yemeği tarif edeceğim sizlere. Mantarımız borazan, black trumpet, craterellus cornucopoides. Şöyle bir iki tane de civciv mantarı var burada. Nadir bulduklarımdan. Craterellus lutescens. Şimdi ben mantarları yıkarım arkadaşlar. Mutlaka yıkarım. Literatürde yıkanmayacak denir her zaman. Şimdi borazan şöyle bir tane ufak göstereyim. Şimdi şöyle bir malzeme. Bunların arasında bazen böcek, sümüklü böcek olabiliyor diye ben %20 feragat edip mantarımı yıkarım. Bunları dün akşamdan yıkamış, hazırlamıştım. Yumurta omleti yapacağım için de bunları şimdi ekstradan doğrayacağım biraz daha. Şu şekilde küçültüyoruz bunları. Bu boyu yeterli. Şöyle tutam tutam alıp şöyle küçültüyoruz. Biz burada aromasını arıyoruz. Zaten dişe de geliyor piştiği zaman. Bu şekilde doğruyoruz. Ondan sonra küp küp biraz iri iri doğradığımız soğanlar, zeytinyağı, yumurta, tuz, karabiber. Malzemelerimiz bunlar. Evet, ısıdan tavamıza bir miktar zeytinyağı ekliyoruz. Yağımızı azıcık ısıttıktan sonra soğanlar ekleyeceğiz. Soğanları tamamen sotelemeden, yani biraz pembeleşince mantarlarımızı ekleyeceğiz. Evet, soğanlarımız çok az pişince mantarları, doğramış olduğum borazan mantarlarını ekliyoruz. Bu şekilde soğanlar hafta pişiyor. Mantar da birazdan suyunu verecek zaten. Biraz soteleyeceğiz. Evet, bir parça tereyağı ekleyeceğim şimdi. Şöyle bırakalım. Mümkünse Trabzon tereyağı. Biraz da tereyağıyla sepeledikten sonra soğanlar artık yumuşayınca çırpılmış yumurtamızı ekleyeceğiz. Bundan öncesinde biraz tuz, karabiberle beraber omletimizi tamamlayacağız. Yağ eridi. Mantarlarımız %80 sepelendi. Soğanlarımız dişe gelme pozisyonundan neredeyse çıktı. 3 dakika sonra bu arada tuzunu ekleyelim. Biraz karabiber. Tuz, karabiber kafi. Birazcık daha ekleyebiliriz. Öyle siyah görüntüne bakmayın, gerçekten dünya literatüründe mükemmel sınıfında black trumpet olarak adlandırılıyor siyah boraza. Ülkemizde çok nadir biliniyor ama çok güzel bir mantar. Şimdi yumurtasını ekleyelim. Çırpılmış yumurta. Yapacağız. Birazdan çayımız da demleniyor orada. Şu şekilde yumurtayı dağıttıktan sonra şöyle yayıyoruz. Altı çok açık olmasın. Ortanın biraz üzerinde. Bu şekilde omletimiz hazır. Afiyet olsun. Omletimiz borazan mantarlı soğanlı omlet. Muhteşem lezzet. Bu arada bir de soğansız, yumurtasız, sadece borazan
sote yapacağım. Sadece tuz, borazan, tereyağı. Böyle de çok lezzetli oluyor. Yağımız eriyor. Bu sefer doğramadığımız, sadece ikiye, diklemesini ikiye böldüğüm mantarları koyuyorum. Biraz daha dişe gelmesi gerekiyor. Bu şekilde. Sesi duyuyorsunuz. Bu şekilde 5 dakika, 7 dakika suyunu salıp çektikten sonra tuzunu ekleyip o mükemmel lezzeti daha derinlemesine ulaşabilirsiniz. Evet. Sade borazan mantarımız da hazır. Böyle simsiyah bir şey olur ama yani yemeyenlerin mutlaka denemesi gereken bir lezzet. Afiyet olsun. Evet, tekrar merhaba. Tavamız yürümeye başladı. Şimdi şöyle bir muhteşem güzelliği sizlere göstermek istiyorum. Çörek mantarı Boletus edulis. Bolet mantarı da deniliyor. Şimdi bu mantarın hızlı bir sotesini yapacağım. Ben bu şekilde küp küp doğradım. Bakın şu alt tarafı borucuklu olan kısmı. Bunlar sarıdan yeşile doğru dönmeye başladığı zaman şu şekilde çok kolay. Şöyle bakın, görüyor musunuz? Ayrılır. Yani şu sizi rahatsız edebilir. Sarı ve yeşil renkleri. Bunu bu şekilde arayıp sadece şöyle bembeyaz olan şapkasını pişirebilirsiniz. Ama bu henüz daha yeni sararmaya başladığı için ve sade tereyağında bunu soteleyeceğim için ben kullanacağım bunları. Bakın şurada biraz daha sararmış olanı var. Ama yağlı kuzu eti gibi mangalda yeniliyor. Şöyle küp küp doğradım. Çörek mantarını böyle muhteşem tereyağının içerisine hızlı bir şekilde soteleyeceğim inşallah. Bakalım nasıl bir şey çıkacak sonra. Bol tereyağı, hemen ekliyoruz mantarlarımızı. Aynı et kavurması gibi. Bu mantar fazla sulanmaz. Birazcık böyle hafif bir salyalanma eğilimi vardır. Aslında salya demeyelim ona da, böyle bir kendine ait bir tabakası var boletin, çörek mantarının. İtici değil, gayet lezzetli. Yüksek ısıda hemen başladık. Görüyorsunuz. Bunun lezzeti bence dünyada hiçbir şeye benzer veya benzemez kavramlarından çok uzak. Yani et gibi falan kelimeleri zaten bana göre uygun bir kelime değil. Et gibi değildir. Et ettir, mantar mantardır. Bunun aroması, bunun kokusu, bunun lezzeti dünyada sadece çörek mantarında var. Şöyle güzelce bakın yapışmıyor. Yağ ile beraber çok az su verir bu. Diğer mantarlar gibi su gölü oluşturmaz. Şöyle birazdan tuzunu atacağız. Birkaç dakika sonra çörek mantarı kavurmamız hazır. Evet. Tuzunu ekledik. Pişmek üzere. Gördüğünüz gibi. Şu anda burnuma gelen koku tarifsiz. Tarif yok. Böyle güzel bir koku, kurban olurum, tarifi yok. Şöyle göstereyim size. Bakın öyle bir salya olayı yok. Sadece böyle hafiften yumuşak yumuşak bir tipi vardır. Çok tazeleri, çok körpeleri kıtır kıtırdır. Ama dünyada hemen hemen birinci mantar olmayı bence fazlasıyla hak ediyor. Sotelensin tabakta size göstereceğim işte. Evet. Çörek mantarımız göründüğü gibi hafif kızarmış. Yani tarif edilemez bir şey. Umarım hevesi olanlar bolca bulurlar. Burada borazanımız var. Sade borazan. Burada da soğanlı borazan omleti var. Biraz da Trabzon peyniri.
Böyle bir kahvaltımızı yapacağız şöyle. Herkese afiyet olsun.